Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde konumuz gamet bulma. Öncelikli olarak bağımsız genlerde gametler nasıl bulunur ona bakacağız. Daha sonra ise bağlı genlerde gametler nasıl bulunur onunla ilgili örnekler yapacağız. Evet, bağımsız gen kavramıyla da başlayalım. Farklı karakterlerin kalıtımından sorumlu alel çiftleri farklı homolog kromozomlar üzerinde bulunuyorsa genler bağımsızdır diye söyleyebiliriz. Tek karakter bakımından homozigot olan bir canlımızda kaç çeşit gamet oluşur ona bakalım isterseniz. Kromozomlar üzerinde de gösterelim. Evet, büyük A, büyük A. Dikkat ederseniz homolog kromozomlar üzerinde gösterdik. Bu canlımızda tek çeşit gamet oluşacaktır. Bu gametimiz de büyük A gametidir. Yine büyük A, küçük A genotipine sahip olan canlımıza bakalım. Kromozomlar üzerinde gösterelim. Bu canlımızda iki çeşit gamet oluşacaktır. Bunlardan bir tanesi büyük A gameti, diğeri ise küçük A gameti oluşacaktır. Bir diğer canlımızdaysa dikkat ederseniz iki karakter var. Her iki karakter de homozigot arkadaşlar. Bunu da kromozomlar üzerinde gösterelim isterseniz. Evet, büyük A, büyük A ve büyük B, büyük B şeklinde. Burada gamete A karakteri ilgili büyük A gelecektir. B karakteri ilgili de büyük B gelecektir ve dolayısıyla tek çeşit gamet oluşacaktır. Başka da olasılığımız yok. Evet, diğer bir canlımıza bakalım. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B genotipine sahip canlıda kaç çeşit gamet oluşuyor? Onu da görelim arkadaşlar. Evet, homolog kromozomlar üzerinde alellerini gösterelim. Burada A karakteriyle ilgili gamete büyük A gelebilir. B karakteriyle ilgili de büyük B gelebilir. Yine A karakteriyle ilgili büyük A, B karakteriyle ilgili küçük B gelebilir. Yine arkadaşlar A karakteriyle ilgili küçük A, B karakteriyle ilgili büyük B gelebilir. Ve yine gametimize A karakteriyle ilgili büyük küçük A, B karakteriyle ilgili de küçük B gelebilir. Dolayısıyla 4 çeşit gamet oluşur. Oluşacak gamet çeşit sayısını 200N formülüyle de bulabiliriz. 200N formülünde N heterozigot karakter sayısıdır. Evet, önce isterseniz buna bir bakalım. Heterozigot karakterimiz yok. Dolayısıyla 200N formülünde N 0 olacaktır ve sonuç 1. Dikkat ederseniz zaten sonuçta 1 bulmuştuk. Yine buraya da bakalım. Heterozigot karakter sayımız 1 olduğundan sonuç 2 olacaktır. Heterozigot karakter sayımız 0. Dolayısıyla 1 çıkacak sonucumuz. Ve yine burada da 2 adet heterozigot karakterimiz var. Dolayısıyla 200N formülünde N yerine 2 koyduk. Dolayısıyla 4 çeşit gamet oluştuğunu görebiliriz. Bunlar büyük A, büyük B, büyük A, küçük B, küçük A, büyük B ve küçük A, küçük B şeklinde olduğunu da görebiliriz arkadaşlar. Evet, sorumuza bir bakalım. Büyük A, küçük A, büyük küçük B, küçük B, büyük D, küçük D ve büyük G, küçük G genotipine sahip canlıda kaç çeşit gamet oluşur? Evet, gamet çeşidi sayısını az önce belirtmiştim. 200N formülüyle buluyoruz. N heterozigot karakter sayısı. Dikkat ederseniz heterozigot 1, büyük A, küçük A. Bu homozigot. Heterozigot ve heterozigot. Yani dolayısıyla 3 tane heterozigot karakterimiz var. 2 üstü 3 ve dolayısıyla sonucumuzda 8 çeşit gamet oluştuğunu görebiliriz arkadaşlar. Bunu bir diğer yolla da yapabiliriz. O yolla da yapalım isterseniz. Büyük A, küçük A karakterinin gameti 2 çeşit alel gelebilir. Küçük B, küçük B karakterinden gamete 1 çeşit alel gelebilir. Küçük B. Büyük D, küçük D karakteri ilgili de büyük D ve küçük D olmak üzere 2 çeşit alel gelebilir. Ve yine büyük G, küçük G karakteri ile ilgili de ya büyük G ya da küçük G olmak üzere 2 çeşit alel gelebilir. Ve yine sonucumuzun 8 olduğunu görebilirsiniz. Yani her iki yöntemle de işleminizi yapabilirsiniz. Tabii ilk yaptığınız yöntem biraz daha pratik bir yöntem. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Büyük A, küçük A, küçük B, küçük B, büyük D, küçük D ve büyük G, küçük G genotipine sahip canlıda büyük A, küçük B, küçük D ve büyük G gametin oluşma olasılığı nedir diyor bize. Evet, bunu hemen hızlı bir şekilde bulmaya çalışalım arkadaşlar. Büyük A, küçük A karakterinden gametimize büyük A'nın gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Çarpı diyorum. Neden çarpı? Daha öncesi olasılık ikilerini görmüştük.
Bağımsız olayların birlikte gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı olasılıklarının çarpımına eşittir. Kuralını uyguluyoruz burada. Küçük b küçük b karakteriyle ilgili gametimize yalnız küçük b gelebilir. 1 diyorum. Burada küçük d'nin gelme olasılığı yine 1 bölü 2 olacaktır. Ya büyük d ya küçük d. Yine buradan büyük g küçük g karakterinden de büyük g'nin gelme olasılığı yine 1 bölü 2 olacaktır. Ve sonuçta 1 bölü 8 veya arkadaşlar 2üslem formülünde öncelikli olarak oluşacak gamet çeşit sayısını buluruz. Heterozigotlarımız 1, 2 ve 3 tane 2 üssü 3'ten 8 çeşit gamet oluşur deriz. Oluşacak 8 çeşit gamet olduğuna göre her bir gametin olma olasılığı da 1 bölü 8'di ifade edebiliriz. Evet, gelelim bağlı genlerde gametleri nasıl bulacağız? Bağlı gen nedir? Onunla da kısaca bir ifade edelim arkadaşlar. Farklı karakterlerin kalıtımından sorumlu alel çiftleri aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa genler bağlıdır diye söyleyebiliriz. Bağlı genler ancak meiyoz bölünmede crossing over gerçekleşirse birbirine ayrılır. Yoksa bağlı genler birlikte aynı gamete giderler diye söyleyebilirim. Evet, sorumuzla devam edelim. Sorumuzla konumuzu kavramaya çalışalım. Büyük A küçük A büyük B küçük B genotipine sahip canlıda en az ve en fazla kaç çeşit gamet oluşur? Evet, en az dendiği zaman arkadaşlar crossing over'ın olmadığını, en fazla dendiği zamansa crossing over'ın gerçekleştiğini anlamamız gerekiyor. Ona göre sorumuzu yapacağız. Evet, büyük A ve büyük B genleri ise bağlıymış. Evet, homolog kromozomlar üzerinde de genlerimizi gösterelim. Büyük A ile büyük B bağlıymış. Dolayısıyla karşısında küçük A ve küçük B diye ifade edebilirim. Crossing over yokken diyorum. Crossing over yokken ve yine crossing over varken diyorum. Unutmayalım, crossing over yokken deyince en az, crossing over var deyince ise en fazla çeşit gamet oluştuğunu anlamalıyız. Crossing over yokken aleller birbirine bağlı olduğundan birlikte giderler. Crossing over yokken burada büyük AB gameti ile küçük AB gameti oluşacaktır. Bunu yine 2üslem formülüyle de bulabiliriz arkadaşlar. Crossing over yokken bağlı genlerde en yerine ya 0 ya da 1 yazılır. Eğer ki heterozigot karakter yoksa en 0'dır. Heterozigot karakter varsa o zaman en 1'dir. Dolayısıyla sonuç 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Bağlı genlerde heterozigot karakterin kaç tane olduğu önemli değil crossing over yokken. Mühim olan burada heterozigot karakter var mı yok mu ona bakıyoruz. Tekrar söylemek istiyorum. Crossing over yokken 2üslem formülünde en yerine ya 0 ya da 1 yazıyoruz. Eğer heterozigot karakter varsa 1, yoksa 0 yazıyoruz arkadaşlar ve sonuçta 2 tane olduğunu görebiliriz. Crossing over varken genler bağımsızmış gibi davranmamız gerekiyor. Çünkü crossing over genler arasındaki bağıntıyı çözüyor arkadaşlar. Yani genlerin birbirinden ayrılmasını sağlıyor. Peki bu durumda kaç çeşit gamet oluşur? Hemen onlara bakalım. Büyük AB gameti ile yine küçük AB gameti yine oluşacaktır. Crossing over olduğu zaman genler yer değiştireceğinden büyük A küçük B gameti ve yine küçük A büyük B gameti de oluşacaktır. Yine bunu 2üslem formülüyle de bulabiliriz. 2üslem formülüyle en yerine bu sefer heterozigot karakter sayısını yazarız. İki çeşit heterozigotumuz olduğuna göre dolayısıyla 4 diye sonucu bulabiliriz. Dikkat ederseniz crossing over varsa aynen genler bağımsızmış gibi davranıyoruz. Yani biraz önce bağımsız genlerde yaptığımız çalışmanın aynısını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Büyük D küçük D, büyük G küçük G ve büyük H küçük H genotipine sahip canlıda en az ve en fazla kaç çeşit gamet oluşur? Küçük D, küçük G ve küçük E genleri bağlı. Hemen homolog kromozomlar üzerinde gösterelim arkadaşlar. Küçük D, küçük G ve küçük H bağlıymış. Hemen diğer homolog kromozomumuzu yapalım. Büyük D, büyük G ve büyük H diye gösterelim. Evet, en az ve en fazla deyince ne anlamalıydık? En az deyince crossing over yok, en fazla deyince ise crossing over var demekti.
Şimdi o zaman crossing over yokken diyorum ben. Crossing over yokken diye belirtiyorum. Crossing over yokken burada iki çeşit gamet oluşacaktır. Yani bunlar küçük d, küçük g ve küçük h ve büyük d, büyük g ve büyük h genlerinden oluşacaktır gametlerimiz. İki üçgen formülü yapmak istiyorum hemen pratik bir şekilde. İki üçgen formülünde n yerine heterozigot karakter olduğu için burada hatta 3 tane var ama biz biliyorsunuz heterozigot karakter varsa n yerine 1 yazıyoruz ve iki çeşit gamet oluştuğunu söyleyebiliriz. Crossing over varken diyorum. Crossing over varken iki üçgen formülünde n yerine heterozigot karakter sayısını yazıyorum. Yani genler sanki bağımsızmış gibi yazıyorum. Ve 8 yani en az 2, en fazlaysa 8 çeşit gamet oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuzda da. Dikkat ederseniz eğer ki crossing over varsa genler bağımsızmış gibi işlem yapıyoruz. Evet, gelelim bir diğer sorumuza. Büyük A küçük A, büyük B küçük B, küçük D küçük D, büyük E küçük E ve büyük E küçük E genotipine sahip canlıda büyük A ve büyük B genleri bağlı, diğerleri bağımsızmış. Hemen kromozomlar üzerinde de bunu gösterelim arkadaşlar. Büyük A ile büyük B bağlıymış. Dolayısıyla diğer homolog kromozomumuzda ise küçük A, küçük B bağlı olacaktır. Diğerleri ise bağımsızmış. Hemen onları da gösterelim. Bağımsız olarak. Yine E içinde yazalım. Büyük E, küçük E şeklinde ve büyük E, küçük G. Evet, bu canlıda kaç çeşit gamet oluşur crossing over yokken diyor bize. Evet, büyük A, küçük A, büyük B, küçük B de iki üssü N formülünde N yerine 1 yazıyorum. Ve buradan çıkacak sonuç iki üssü birden 2 olacaktır. Yine D karakteri ilgili bakıyorum. Burada iki üssü 0'dan 1 çıkacaktır. Çarpı 1 diyorum. Yine buradan büyük E küçük E olduğuna göre 2 üssü 1'den 2 çıkacaktır. Tek çeşit heterozigotumuz. Ve yine burada büyük E küçük E heterozigot olduğundan 2 üssü 1'den yine 2 olacaktır. Ve yine sonucumuz 8 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada yine bağımsız olayların birlikte gerçekleşme olasılığı ayrı ayrı olasılıklarının çarpımına eşittir ilkesini uygulamış olduk. Evet, bu soruyu da bu şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. Evet, bu dersimizde bağımsız genlerde gametler nasıl bulunur ve yine bağlı genlerde gametler nasıl bulunur konularını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.